Türkiye 2003'ten günümüze orman, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 3144 tesisi ülkemize kazandırdık. 511 olan baraj ve gölet sayısını 1071'e çıkarttık. Bu tesislerin 320'si büyük baraj ve HES. GAP projesinin can damarlarından Dev Ilısu Barajı ve 270 metre ile dünyanın en yüksek 3. barajı Yusufeli başta olmak üzere inşaatı devam eden 573 baraj ve göletin tamamlanmasıyla toplam sayı 1646'ya ulaşacak. 249 metre yüksekliğiyle Çoruh Nehri'ni taşlandıran görkemli Deriner, mimarisi ve sağladığı faydalarla muhteşem bir yapı olan Ermenek ve 141 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmüş hali Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Son 14 yıllık dönemde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 62,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle susuz şehir bırakmadık, 41 milyon insanımıza ilave içme ve kullanma suyu temin ettik. Türkiye'nin en büyük su temini projesi olan Melen Projesi ile İstanbul'un, Gerede İçme Suyu Projesi ile Ankara'nın, yıllık 60 milyon metreküp su temin edecek İzmir İçme Suyu Projesi ile İzmir'in, 100 yıllık Rüya Mavi Tünel Projesi ile de Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında 66,5 kilometrelik kısmı deniz altında askılı olmak üzere toplam 107 kilometre isale hattıyla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek 2003'te 26 milyar kilowatt saat olan yıllık enerji üretimi kapasitemizi 91 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölgesel projelerle Türkiye'nin her köşesinin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası, Trakya, Batı Karadeniz, Ege, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu ve Marmara gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza attık ve son 14 yılda 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak, çevre bilincini ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 133 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek amacıyla da 250 bal ormanı kurduk, korunan alanlarımızın sayısını artırdık, milli park sayımızı 40'a, tabiat parkı sayımızı ise 210'a çıkarttık. Meteorolojide de çağı yakaladık ve Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1450'ye çıkarttık. Bu yatırımlardan eşsiz doğal güzellikleri, yüzen adaları ve birbirinden kıymetli yaylalarıyla meşhur Bingöl ilimizde nasibini aldı. Bingöl'e son 14 yılda 8 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların yaklaşık 3,5 milyar TL'lik çok önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Bingöl şehir merkezinin içme suyu problemini çözdük, 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. İnşa ettiğimiz Gülbahar Barajı ve Karlıova Göleti ile 28 milyon metreküp su depolaması hacmine ulaştık. Tamamladığımız sulama tesisleriyle 35 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 14 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşa ettiğimiz 85 dere ıslahıyla da Bingöl ilimizi taşkın zararlarından koruduk.
173.500 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza yaklaşık 7 milyon TL Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Bingöl Şehir Ormanı ve bir mesire yeri tesis ettik. Yüzen Adalar Tabiat Anıtı, Kiğ Şeytan Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve 20 avlağında aralarında bulunduğu korunan alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Tesis ettiğimiz 10 adet kara ve 1 adet hava otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaşıyoruz. Elazığ, Muş ve Bingöl illerimizi kapsayan Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2019 yılına kadar 112 milyon TL yatırım yapılacaktır. Bu önemli proje kapsamında Bingöl ilinde toplam 55 köyde rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecektir. Projeyle sadece Bingöl'e 35 milyon TL yatırım yapılacaktır. Bunlarla iktifa etmedik, Bingöl ilimize ne yapsak az diyerek 80 milyon liralık 31 müjdeyle daha geldik. Aralarında Genç Çaytepe Göleti ve 21 Taşkın Koruma Tesisi'nin yer aldığı bu müjdelerle 900 dekar zirai araziyi daha sulayacak, 5 mahalle, 34 köy ve 35 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacak, 2 adet meteoroloji gözlem istasyonu daha kuracak, ormanları muhafaza ve geliştirmeye yönelik birçok projeye imza atacağız. Bingöl'de destan yazmaya devam ediyor ve 149 milyon lira maliyetli 12 tesisin temellerini atıyor, 10 tesisin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Bingöl'ümüze hayırlı olsun.